Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi nöbetler, iyi seyirler diliyorum. Bu gece 12-8 nöbetindeyim. Pandemi nöbeti olarak geçiyor. Karşımda, biraz sonra göstereceğim, iki tane izole odası var. Yaklaşık 10 gündür, 15 gündür iki aile burada izole şeklinde misafirimiz. Biz de güvenlikçi arkadaşlar olarak 3 vardiya burada ve yan tarafta diğer personellerden nöbet tutuyoruz. İşte F&B personeli var, restoranççı arkadaşımız var bir tane. O da yemeğini getiriyor. Katçı arkadaşımız var, sürekli temizliğini yapıyor vesaire. Bu gece böyle müsait bir zaman buldum. Sizlerle hem sohbet etmek hem de ortamı bir tanıtmak istedim sizlere. Saat 3 civarı, 2 ve 3 arası gece yemeğe çıkıyor, söylemiştim videolarda. Yemekten geldim. Müsaadenizle. Yemekten geldim. Bir şeyler atıştırdım. İşte burada hem bir çay yaptım kendime hem de biraz soluklanmak istedim. Burası bizim kaldığımız oda. Yani dışarıda masa sandalyemiz var ama işte hava soluk olduğu zaman geceleri falan buraya kaçıyoruz veya işte lavaboya ihtiyacımız olur ya da bir çay yapacak oluruz. Buraya gelip biraz dinlenip dışarı çıkıyoruz tekrar. Tabii pandemidir, koronadır, hesapta kitapta böyle bir şey yoktu. Bu kadar da yoğun olacağını biz tahmin etmiyorduk. Maalesef işte haftada 2 tane, 3 tane böyle negatif çıkan misafirimiz oluyor. Anlaşmalı özel bir hastane var, otelin anlaştığı. Buradan doktor arkadaşlar, hemşire bayan arkadaşlar buraya geliyorlar, kontrollerini yapıyorlar. Düzenli olarak. Daha sonra işte belli bir süre misafirimiz oluyor. Test sonucu pozitif çıktıktan sonra memleketine gönderiyoruz tabii ki. Onlar için de bizim için de bir sürpriz oluyor. Daha önceki videolarda termal videosu, termal kamera videosu çekmiştim. Orada gördünüz. Termal kameradan hiçbir şey kaçmıyor. Zaten hassas bir kamera, pahalı da bir şey. Ondan önce de ara kapıda HES kodlarını alıyoruz. Tekrar gelen misafirlerin, yaya gelen o misafirlerin çarşıdan, pazardan mutlaka ateş ölçüm cihazıyla ateşlerini ölçüyoruz. Vesaire derken böyle sürprizlerle karşılaşıyoruz tabii ki. Bu kadar fazla olmasaydı daha güzel olurdu tabii. Tabii çayımız var. Çayımızı da soğutmayalım müsaadenizle. Havalar yine 30 derecenin altında değil. Bayağı bir sıcak var. Alıştığımız bir Ekim ayını geçirmiyoruz. Daha önceki Ekim aylarında, sonbahar aylarında fırtına ve rüzgar olurdu. Yani bu Ekim ayında enteresan. Bir türlü havanın sıcaklığı gitmedi. Sanki havada pandemi oldu. Öyle bir espri yapıyoruz kendi aramızda. Havanın da ateşi yüksek. Soğuk ve marken esprisi. Diyeceğim, havalar sıcak. İşte misafirler yavaş yavaş azalmaya başladı. Yani azalmaya derken şu anda bugün itibariyle kapıda bakmıştım. 900'e yakın misafir var. Günlük 100-150 çıkışlar olacak. Kasım'ın 10'una kadar otel açık. Kasım'ın 10'undan sonra burada bir tane misafir kalmaz. Tabii 10'una kadar derken günlük 100-150-200 çıkış olursa işte Kasım'ın 2'sinden 3'ünden sonra ne olur? Son haftalara 100-200, belki 300 misafir falan kalır. Belki o kadar da kalmaz. Peyderpey çıkıyorlar. Bir taraftan da oteldeki personellerin birçoğunu, yarından fazlasını askıya gönderdiler. Servis sayıları düştü tabii ki. Önümüzdeki son bir hafta burada askıya kalan, kadroya kalanlar kalır. Askıya gidecekler gider. Geri kalan 50-100 misafirle Kasım'ın ilk haftasını bitiririz. Allah kaza bela vermezse. Ondan sonra da kış boyu işte burada kadroya kalan, özellikle güvenlik, bizim kendi ekibimiz full kadro, tam kadro çalışıyoruz. İşte Mart ayı, Nisan'a kadar buradayız inşallah. Güzel videolar gelir. Güzel içerikler gelecek. Tekrar bir şeyler çekmeyi düşünüyorum ben. Fırsat bulacağım. Şöyle bir odayı gezdireyim. Ne var ne yok. Ne yapıyoruz burada. Daha sonra sohbete devam ederiz. Kendime bir ada çayı yaptım. Tabii çaysız olmaz.
Hava da soğuk malum. Şimdi sevgili dostlar, nasıl yapalım? Şunu şöyle koyalım bakalım. Önce dışarıyı göstereyim. Neden yapalım? Dışarıyı mı göstereyim, burayı mı? Burayı göstereyim ya. Hazır ışıkla varken. Normal bir misafir odası. Burası binler olarak geçiyor. Binler ve 2000'ler blok olarak. İki kişilik bir oda. Odalar genelde standart. Biraz eski usul. Eski usul odalardan. Ama gayet güzel, yeni, temiz. Bakın şöyle bir gösterelim. Maskemizi alalım. Tek kişilik koltuk. Bunun adı neydi lan? Unuttum ya. İsmini hatırlayan varsa arkadaşlar yorumlar bölümüne yazsın. Neydi acaba ya? Bir şey diyorduk biz buna mı? Evet, burada da kettle'ımız var. İşte yemekten ekmek, poğaça bir şeyler getirdik. Çayımız var, meyvemiz var. Televizyonumuz yok ne yazık ki. Yani mini bar dediğim şey bu işte, küçük dolap. Dolabın da içinde ne olur? Normal misafir olsaydı burada birası olacaktı. Ondan sonra kolası vesaire. Evet, burası tuvalet banyo arkadaşlar. Çok yeni Türk hamamı tarzında banyo. Geçen sene bir kısmı bu banyoların, tuvaletlerin yeniden yapıldı. Bakın görüyorsunuz. Aşağıyı göstermeyeyim tuvaleti. Buralarda bu arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Fantazi yapıyorlar. Fantazi yapıyorlar. Vallahi kurban, fantazi iyidir. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz, evet. Ben burada oturuyorum. İşte gündüz yememiz içeceğimiz buraya gelir. Bir dizimiz var. Burada başka arkadaşlarımız kalıyor. Şöyle göstereyim bloğu. Evet arkadaşlar. Çok da gürültü yapmayalım. Karanlıkta da çok fazla görülmüyor zaten. İşte dediğim gibi karşıda iki tane oda var, iki aile. Orada bizim misafirimiz olarak kalıyorlar 15 gündür. Karantina süreleri de birkaç gün kadar bitecek. Orada memleketlerine şutlayacağız, göndereceğiz. Yani böyle bir odanın olması güvenlikçi için çok büyük avantaj. Niye büyük avantaj? Sandalye üzerine oturmaktan kıçımız ağrıdı. Zaten kulübeler belli, nöbet tuttuğumuz yerler belli. Dolayısıyla müdür abimizin, arkadaşımızın böyle bir imkan tanıması güzel bir şey. Yapmamaya da bilirlerdi. Her zaman söylüyoruz, güvenlikçiler her zaman her yerde göz önünde bulunması gerekiyor, her işe koşturur. Ama yemeye, içmeye, güvenlik kulübesine, üst baş kılık kıyafete, maaşa zaman geldiği zaman maalesef bütün hizmet sektörleri gibi güvenlik sektörü de sonuncu sıralara atılır. Tabi burada müdür de iş bitiyor. Müdürün de şaşaklı olması lazım. Her konuda. İşte bazı arkadaşlar kadrolu mu, işte kadroya kalabilir miyiz falan diye yorum yazıyorlar veya arıyorlar. Kadroya kalabilirsiniz. Dediğim gibi müdür de biraz taşlak olması gerekiyor. Bu işler müdürde biter arkadaşlar. Bakmayın yani biz kadroya kalmıyoruz. Oteller sezonluk falan diyorlar da. Sen kadroya kalmıyorsun. Ben kadroya kalmıyorum da. Adam bahçıvanı, tekniği ya da işte restoranda bar kaptanını veya restoran personelini kış boyu kadroya bırakıp nöbet tutturuyor. Değil mi? Senden fazla maaş alıyor yaz boyu. Normalde fazla alıyorlar.
Bütün eziyetini, sıkıntısını otelin sen çekiyorsun. Ondan sonra kış geldiği zaman da içimize tekme yiyoruz. Genel olarak böyle. Tamam biz burada kadrodayız da Allah'a şükür. Ama genelde %99 böyle maalesef. Yani bir olay olduğu zaman kışın nöbet tutan o F&B personelini ya da teknik personeli çağırmıyorlar. Seni çağırıyorlar. Değil mi? Niye o zaman kışın nöbet tutan arkadaşı çağırmıyorsun? Misafirlerle herhangi bir sıkıntı yaşadığın zaman. Değil mi? Yani teknik personel olmak için ya da bahçıvan olmak için güvenlik soruşturmasından geçmiyoruz. Ama güvenlik olmak için bu soruşturmalardan geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım da sohbetimize devam edelim. Yani bu güvenlik sektörünün Türkiye'de oturması lazım. Maalesef kıymeti bilinmiyor. Her zaman söylediğimiz bir şey ama klasik şeyler oldu artık. Biraz da şikayet etmiş gibi oluyoruz. Ben pek böyle şikayet etmeye, şikayetlenmeyi sevmiyorum. Lakin ki arada böyle konulardan bahsetmek lazım. Yaz boyu tabii biraz ruhsat hatunlardan, işte nöbetten, şundan bundan çok bahsettik. Otelinde görmediğiniz bölümleri kalmadı hemen hemen. Ve kışın daha sakin geçeceği için artık bu konulara daha özenle eğilebiliriz. Bu konuları konuşabiliriz karşılıklı. Tabii ki burada eski güvenlikçi arkadaşlarımızın, abilerimizin de umarım izliyorlardır. Abonelerden umarım eski arkadaşlarımız vardır. Yaşça da bizden büyük. Onların da katılımcı olmasını ve tavsiyelerde bulunmalarını istiyorum. Hem genç arkadaşlarımıza bir teşvik olur. Onları da bilgilendirmiş oluruz bu sayede. Hem de karşılıklı böyle paslaşarak kanalın içeriğini doldurmuş oluruz. Evet sevgili dostlar artık son günlere birer ikişer video sığdırmaya çalışıyorum. Çünkü bu hareketlilik bir haftaya kadar bitecek. Daha sonra birkaç güne kadar da bir şehir dışı, pardon, bir ülke dışı, yurt dışı seyahatim var. İnşallah sürpriz olacak. Bunu da kazasız belasız evrakları tamamlayıp atlatabilirsek, gidip gelirsek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat şöyle de bir şey olacak. Gittiğimiz yerde de güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Seyahat amaçlı tabii ki. Belki gırgırını, belki biraz disko müsko bir şeyler falan denk gelirse ki programlarım da var. Oralardan da güzel manetalar, videolar ve enteresan şeyler göndermeye, çekmeye çalışacağım. Tabii sivil hayatı özledik. Sivil gezmeyi, dolaşmayı, bu stresten kurtulmayı özledik. Umarım güzel bir tatil olur. Tabii bu konuda konuşmak istediğim aslında birçok mevzu var da, birçok konu var. Yanlış anlaşılır diye de korkmuyorum. Neyse o, söylüyorum yani. Yani biz güvenlikçi arkadaşlar olarak genelde biraz kapalıyız. Yani bütün departmanlar öyle. Daha doğrusu bütün ülke genelinde Türk erkeğinin bir kapalı yapısı var. Hem dini hem kültürel kurallardan, kuralcı büyümemiz, yetişmemizden kaynaklanan bu olumlu ve iyi bir şey. Ama bunu belli bir yaştan sonra artık kendimizi dışarı açmakta, sosyalleşmekte maalesef olumsuz anlamda bizi etkiliyor bu kurallar. Kullanamıyoruz bu öğrendiğimiz, gördüğümüz şeyleri, yaşadığımız şeyleri. Yani 15 yaşında nasılsak 30 yaşımızda, 40 yaşımızda da geliyoruz. Hala kapalıyız. Biraz sıra dışı sohbetler ettiğimiz zaman, işte üniformalı veya sivil fark etmiyor veya başka bir meslek dalında da olsaydık aynı şeyleri söyleyecektim. İnsanlar çok garibine gidiyor. Bu garibine gidecek bir şey değil benim görüşüm. Hayatın gerçeği. Bunu böyle kabul etmek lazım. Bizler biraz kapalı toplumuz. Bunu olumlu anlamda ben eleştiriyorum. Olumsuz değil. Böyle olması çok açık olmasından iyidir. Fakat kendimizi geliştirme anlamında biraz geriden gidiyoruz. Özellikle bayanlara göre. Çünkü bayanlar daha çabuk olgunlaşıyor. Daha mantık, akıl
sistem, beyin yapısı daha çabuk olgunlaşıyor ama biz Türk erkekleri daha geç olgunlaşıyoruz. Biraz daha şımarız, biraz daha böyle gale almıyoruz, çok vurdum duymaz. Yani işsiz gezen bir bayanla işsiz gezen bir erkek arasındaki farkı geriden görebilirsiniz. Kadın daha sorumluluk sahibi. Belki yaratılıştan kaynaklanıyor. Daha tedirgin, daha hesapçı kitapçı ama erkekler siktir edemene koyayım diyor. Değil mi yani? Vesaire. Bunları daha sonra konuşacağız. Dolayısıyla bizim biraz daha bu konuları konuşmamız gerekiyor. Tabii imkan olsa da sürekli gezebilsek, seyahat edebilsek, sürekli farklı insanlar, farklı kültürleri görebilsek, bizim açılmamız da yani bizim insan olarak bu memleketin bütün erkek ve kadınları için konuşuyorum. Bizim açılmamıza çok büyük faydası olur. Yurt dışı seyahatleri olur. İşte onların buraya gelmesi, işte bizim yabancı dil bilmememiz. Bilmiyorsun, bilmediğin için de konuşamıyorsun. Yani en iyi konuşan yes no. Yani veya biraz PUBG oynayan, internette oyun oynayan işte bir 10-15 fazladan kelime konuşuyor bizden. 15-20 kelime fazla konuşuyor. O da İngilizce. Onun dışında başka bir şey yok. Yani adam tuvaleti soruyor. Türkçe olarak tuvalet demese onu anlamıyoruz. Basit basit şeyler. Ki onu anlayacaksın, konuşacaksın, anasını, babasını, inancını, ondan sonracığım onun psikolojik yapısını vesaire vesaire uzun aylar günlerini alır. Bunu da yapamıyoruz. Arkadaşımız da olmuyor genel olarak. Hani ben kendime örnek vermeyeyim bu konuda. Ben kendim bir şekilde kendimi yırtmaya çalışıyorum. Genelde de arkadaşımız olmuyor. Çekiniyoruz, utanıyoruz, korkuyoruz. Zaten dilin yok, değil mi? Dışarıdan da çok fark ediliyor. Böyle olunca içimize kapanıyoruz. İşte lojmancı arkadaşlar kendini lojmana kapatıyor. Akşama kadar ya Diriliş Ertuğrul izliyor ya da işte CNN Türk'te haber izliyor. İşte, değil mi? Böyle gerçekler. Ya da elinde PUBG oyun oynuyor. Veya varsa kötü alışkanlığı işte iddia zar maçları takip ediyor. Yani hayat bunlardan ibaret değil. Ay sonu geldiği zaman götüne 1,5-2 milyar giriyor. Maaşının 1/3'ü gidiyor onlara işte. Ondan sonra ağzını niye bozuyorsun diyorlar. Yani. Adam biriktirse araba alır, ev alır. Ne bileyim belki her ay kenara 300-400 TL alsa sezon bittiğinde 6-7 milyar parası olur ekstradan. Ne bileyim bir yurt dışına gider. 10-15 gün iznini kullanır. Değil mi? Bunu yapmıyor. Bu gözüne büyük geliyor ama ayda 300-400 TL sigaraya vermesi ya da işte bir iddia bayine onu bayılması 300-500 lira o gözünde görünmüyor. Enteresan. Onun için kadınlar daha hesaplı kitapçı. Daha mantıklı. Bizim Türk erkekleri affedersiniz bizim Türk erkekleri daha şapşal, aptal, daha şımarık, daha savurgan. Diyelim. Bu konuyu fazla uzatmayalım. Arkadaşlarımız rahatsız olacak. Gerçekler böyle. Soğuttuk. Dolayısıyla turizm sektörünün %90 faydalarından bir tanesi her şey bir kenara. İşin şakası ciddisi her şey bir kenara. İşte lojmanda kalman, kira vermemen, paranı tutucuysan biriktirmen vesaire her şey bir tarafa. Küçük kasabadan köyden gelip burada kendisi de gayret edip böyle açılan o kapalı kutusundan dışarı çıkan o kabuğunu kıran ben çok arkadaş gördüm. Özellikle doğudan arkadaşlar daha cesur, daha cesaretli. Hepsi değil ama batıya nazaran veya işte ben Karadenizliyim. Bizim oralara nazaran daha cesaretliler, daha hırslılar. Yani ben şimdi kıyaslama yapmıyorum, karşılaştırma yapıyorum böyle. Dolayısıyla o çocukların giyimi, kuşamı, ne bileyim tıraş olması, dil öğreniyorlar burada. Güvenlik olarak değil. Daha çok güvenliğin dışında işte meydancı, katçı, işte F&B, restoranda falan çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar sürekli müşteriyle bizim daha çok muhatap oluyorlar. Daha içli dışlılar. Böyle olunca ne oluyor? Bir özgüven geliyor. Üç kelime, beş kelime, işte üç beş bakışma. Bu işin başlangıcı oluyor. Daha sonra işte iş başka yerlere gidiyor ama bir şekilde insanlar bunu kullanarak o kabuğunu kırıyorlar. Bunun da birçok faydası var. Hem sosyal hayatta, hem ailevi hayatta, hem ileriki
zamandaki tercihlerinde bunun birçok faydası var. Ben burada günah, sevap, haram, helal ilişkisinden bahsetmiyorum. O işin inanç ve dini boyutu. Onu ben bilemem. Bilsem de söylemem. Ama insanların açılması için ileriki hayattaki tercihlerinde buradan elde ettiği tecrübelerin çok faydası olduğunu ben görüyorum, inanıyorum da. Adam 30'una gelmiş, bir tane manitası yok. Veya normal bir kız arkadaşı yok. Hatta kendi başına bile gidip bırak bir kızı. Bir yerde oturup çay içmiş değil. Dolayısıyla burada o kabuğunu kırdığı zaman bir bakıyorsun adam uçmuş gitmiş. Tabii. Daha sonraki tercihlerinde, yani tercihlerinde bir araba aldığınızı düşünün. Hayatı boyunca araba almamış. Araştırıyor, gidiyor, parasını biriktirmiş, bir araba satın alıyor. Daha sonra makoku bilmiyor. Ama bir araba alacak, iki tane alacak, üç manat yapacak, geri çevrilecek. Adam ona, kız ona pas vermeyecek, bu onun peşine koşacak, olumlu cevap, olumsuz cevap derken özgüveni gelişiyor, hem zihin yapısı gelişiyor, hem arkadaş yaptıkça çevresi genişliyor, çevresi geliştikçe kılığına, kıyafetin üstüne başına bakmaya çalışıyor. E böyle olduğu zaman insanlar tabii ki kabuğunu kırmış oluyor. Biraz psikolog gibi oldu ama psikolog tarafımız da var tabii ki. Nasıl var? Biraz gözlemci, iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum tabii. Gözlemci olduğu zaman da bunun faydalarını görüyoruz. Hem kendi mesleğimizde hem sosyal hayatımızda. Bir tarafta çay kaynasın kettle'ımız. Şimdi biraz sohbetimize ne yaparız? 20 dakikayı devirdik. Yavaş yavaş sohbetimizi bitirelim. Sevgili dostlar, ben de malzeme çok, sabaha kadar konuşurum. Lakin sohbeti burada bitirmek istiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.